Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ Risale-i Kudsiye 93. Beyt. Cihanda var azizim şimdi nisvan, ki mutlak yüz ricalden hayırlı bir can, bu nadir amma vardır sırra şayan, müşerref oldu buldu vaslı yezdan. Ricalden hayli var bil gel gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Kıymetli kardeşlerim, Büyük Şeyh Efendi Hazretleri Mustafa İsmet Garibullah Kuddüse Sirruhu bizlere edep öğretiyor. İyi insanlardan bahsediyor. Neden peki iyi insanlardan bahsediyor? Biz de dinleyelim de, biz de o edeplere uyalım, biz de iyi insan olalım diye. İsmet Efendi babamız, Kuddüse Sirruhu, bizim gibi bir insandı. Ama ne oldu? Bir mürşidi kamile intisap eyledi ve tarikatın, efendim şeriatın, güzelliklerini, yolunu, usulünü, edeplerini Şeyh Efendi'den dinledi, öğrendi, anladı, güzel yaşadı ve güzel bir insan oldu. Bizler de inşallah bu güzel ve büyük insanların nasihatlerini dikkatle dinlersek biz de Allah'ın güzel kullarından olmuş oluruz inşallah. Allahu Teala Hazretleri muvaffakiyetler ihsan eylesin. Şöyle bir ifade var değerli kardeşlerim. Çare der def-i havatır sohbeti piran besest, rahne ber ye'cucu besten hasseyi İskenderest. Şöyle ki, buyuruluyor ki bu beyte, kalplere düşen vesveselerin def edilmesine pirlerin sohbetleri kafidir. Pirlerin sohbetleri kafidir. Yecücülerin yüzüne çatlağın kapatılması Büyük İskender'in hassesidir. Şimdi ne demek istiyor bize? Değerli kardeşlerim, insanların kalbine şeytan ne atıyor? Vesvese atıyor. İşte o vesveselerden dolayı kulun ibadet etmesi zor oluyor. O vesveselerden dolayı namaz kılması zor, abdest alması zor, efendim zikretmesi zor, Kur'an-ı Kerim okuması zor. Yani kulluk etmesi son derece zor. Çünkü neden? Çünkü şeytan, iblis senin Allah'a iyi bir kul olmanı istemediği için ne yapıyor? Kalbe vesvese, 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 o vesveseler ne yapıyor? İnsanları ibadetten geri bırakıyor. İşte bu vesveselerin giderilmesini, gitmesini istiyor musun? Evet. Onun çaresi şudur diyor. Çare der def-i havatır. Havatır demek hatreler, kalbimize gelen şeyler. Yani şeytanın vesveseleri. Bu şeytanın vesveselerinin, kalbimize gelen hatrelerin def edilmesinin çaresi nedir? Sohbeti piran besest. Pirlerin sohbetleri ancak kafidir. Pirler dediğimiz zaman ne anlayalım? Hani piran diyoruz ya, piran ne demek? Piran ne demek? Değerli kardeşlerim, şeriate tam olarak ittiba eden, şeriate tam olarak uyan, her işini şeriat üzere yapan ve tarikati de bitirmiş olan, seyri sülükü bitirmiş olan,
Mevla ile arasındaki perdelerin kalkmasına efendim vesile olan tarikati güzel şekilde çalışmış, kalbinin gözündeki perdeleri kaldırmış olan ve Mevla'yı görüyor gibi yaşayan, Mevla'yı görüyor gibi ibadet eden, Allah'ın aynası olmuş olan Allah dostlarının sohbeti insanın gönlüne gelen bu vesveselerin, bu hatrelerin def edilmesine ancak o kafi gelebiliyor. Bak dikkat edin. Herhangi birilerinin sohbetine katılmak yeterli değil değerli kardeşlerim. Sohbeti piran beses, pirlerin sohbeti. Yani Allah dostlarının sohbeti ancak insanın gönlüne gelen şeytanın vesveselerini def edebiliyor. Evet. Rehne ber yecucu besten hasseyi İskenderest. Peki neden sadece pirlerin sohbeti kalpteki vesveselerin def edilmesine yetebiliyor? Başka insanların sohbeti de yapmaz mı acaba bu işi? Bu işe kafi gelmez mi? Olmaz diyor. Neden? Rehne ber yecucu besten hasseyi İskenderest. Çünkü Yecüc'lerin yüzüne çatlağın kapatılması kimin hassesidir? Herkes onu yapamıyor. Büyük İskender'in hassesidir. Bu ne demektir? Kısaca bahsedecek olursak, Büyük İskender, değerli kardeşlerim, efendim iki türlü rivayet var. Yani acaba peygamber midir yoksa Allah dostu mudur? Ama ikisinden biri. Allah dostu olduğu kesin bir kere. Peygamber olma ihtimali de var Büyük İskender. Bu zat ordusuyla beraber bir yerden bir yere intikal ederken işte bu Yecüc ve Mecüc diyoruz ya, Yecüc ve Mecüc o kavme rastlıyor. Bakıyor ki o kavim böyle bir vadide konaklamışlar ama o vadiden çıkıyorlar, sabah çıkıyorlar, akşam dönüyorlar. Önüne gelen tarlayı, meyveyi, sebzeyi, köyü, kasabayı ne varsa hepsini ne yapıyorlar? Yağmalıyorlar, dışarıya çok büyük zararlar veriyorlar. Bu kavmin böyle zararlarını görünce işte Büyük İskender dediğimiz bu zat, rivayete göre ya Allah dostu ya peygamber, o hani vadinin arasında ya, o iki vadinin arasını efendim demir ve tunçla beraber, demir ve tuncu eriterek, oraya demir ve tuncu dökerek onların önüne bir set oluşturuyor. Ta ki onlar bulunduğu yerden ne yapamasınlar? Dışarı çıkamasınlar, millete zarar vermesinler. İşte bu işi herkes yapabilir mi? He? Baktığın zaman tarihte tek bir kişi bu işi yapmış. Kim o? Büyük İskender. İşte Yecüc ve Mecüc'ün o çatlaktan, yani iki vadi arasındaki boşluktan çıkıp da dünyayı ifsad etmesine engel teşkil edecek olan efendim o demir ve tunçtan o seddi, o engeli kim oraya yaptı? Büyük İskender. Onun hassesi yani. Başkası yapamadı. Nasıl ki onu ancak Büyük İskender yaptıysa, kalbinde bazı yerlerinden manevi çatlaklar var. O çatlaklardan içeriye şeytanların vesveseleri giriyor ve kalbi ne yapıyorlar? İfsad ediyorlar. Kalbi ne yapıyorlar? İfsad ediyorlar. Böyle olunca da kul ibadette zorlanıyor. Namazda zorlanıyor, abdestte zorlanıyor, tarikatte zorlanıyor, şeriatte zorlanıyor. Öyle adam var ki yani 40 ton efendim kömür taşısın ama abdest alıp namaza durmak istemiyor. Efendim kömür taşısın ama eline tesbih almak, Allah Allah demek istemiyor. La ilahe illallah demek istemiyor. Bunlar nereden geliyor? Bunlar işte şeytanın o insanın kalbine verdiği vesveselerden geliyor. O vesveselerin önünün kapatılması neyle mümkün oluyormuş? Çare der def-i havatır,
sohbeti piran besest. Pirlerin, Allah dostlarının sohbetiyle ancak mümkün oluyormuş. Allah dostlarının sohbeti, o hani kalpte bulunan o manevi çatlakları ne yapıyor? Örüyor ve şeytanların oraya vesvese vermesine engel teşkil ediyor değerli kardeşlerim. Bu bakımdan bizim büyük Allah dostu olan efendim Mustafa İsmet Garibullah Kuddise Sirruhu'nun mübarek Risale-i Kudsiyesini okumamız, efendim anlatmamız, dinlememiz son derece büyük ehemmiyet taşıyor. Aynı zamanda Büyük Şeyh Efendi Hazretleri'nin bu Risale-i Kudsiyesini şerh eden Büyük Şeyh Efendi Hazretleri, Üstadımız Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretleri'nin de burada neleri vardır? Nasihatleri vardır, şerhi vardır, açıklaması vardır. Onları da dinlemek ne yapıyor? İşte şeytanların kalbe verdiği vesvesenin önüne geçmiş oluyor. Bu bakımdan insan buyururlardı ki Büyük Şeyh Efendi Hazretleri ve ondan naklen sevgili Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretleri, insan her gün mutlaka Risale-i Kudsiye'den bir miktar okumalıdır buyurmuşlardır. Okumalıdır veya dinlemelidir. Bu şekilde ne yapıyor? Büyük fayda sağlıyor. Yine Büyük Şeyh Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu Risale-i Kudsiye'nin yazılmasının sebebini beyan ederken şöyle bir ifade kullanmış idi. Gide teşviş bula teşviku rağbet. Niye bu Risale-i Kudsiye'yi niye yazdım? Niye yazdım? Gide teşviş bula teşviku rağbet. Teşviş demek yine değerli kardeşlerim, insanların gönlündeki vesveseler, şüpheler. Demek ki Risale-i Kudsiye okuyunca veya dinleyince ne oluyor? Bu teşviş, yani bu vesveseler gitmiş oluyor. Vesveseler gidince de veyahut da Risale-i Kudsiye'yi okuyunca veya dinleyince insanın içindeki vesveseler gidiyor. İnsanda vesvese olunca biliyorsunuz, demin söyledik ya, dersini yapmakta zorlanıyor, namazı kılmakta zorlanıyor, tesbih çekmekte zorlanıyor, ibadet etmekte ne yapıyor? Zorlanıyor. İşte bu vesveseler giderilince ne hasıl oluyor? Teşvik. Gide teşviş, bula teşviku rağbet. Teşviş gidince, vesvese gidince ne buluyor? Teşvik buluyor. Yani heves, rağbet, meyil bulmuş oluyor. Daha önce ders yapmakta zorlanan salik, bu yolun yolcusu, Risale-i Kudsiye'yi okuyunca veya dinleyince hevesi artık ne oluyor? Artmış oluyor. Artık dersini hevesle ve şevkle yapabiliyor değerli kardeşlerim. Onun için bu büyük Allah dostlarının efendim buyurduklarına, sözlerine, sohbetlerine ne yapalım? Kulak verelim ta ki bizim de gönüllerimiz ne olsun? Vesveselerden kurtulmuş olsun ve biz de Allah'a karşı olan kulluğumuzu, ibadetlerimizi, derslerimizi kolaylıkla ve güzelce yapabilelim inşallah. Şimdi bakalım ne buyuruyor Büyük Şeyh Efendi Hazretleri. Cihanda var azizim şimdi nisvan. Azizim, ey oğlum, ey kardeşim. Cihanda, yani bu dünyada, bu zamanda öyle hanımlar var ki diyor. Öyle hanımlar var ki mutlak 100 ricalden hayırlı bir can. Allah Allah. O hanım var, o bir hanım, 100 erkekten daha hayırlı olan hanımlar var diyor. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bu iş değerli kardeşlerim, erkek veya hanım olmakla olmuyor. Neyle oluyor? Neyle oluyor? Allah'ın dinine güzel çalışmakla oluyor. Şeriate, tarikate güzel çalışmakla oluyor. Bir insan hanım da olsa, bak hanım olsa, efendim demek ki şeriatı düzgün yaşadığı zaman, tarikatı düzgün yaptığı zaman ne oluyor? Ne oluyor?
ki mutlak yüz ricalden hayırlı bir can. O hanım yüz erkekten daha hayırlıdır. Erkek ama, erkek ama işte ismi erkek. Ne demek bu? Şeriatı düzgün yaşamaz. Tarikatı yok veya var, tarikatı düzgün yapmaz. Zikrini düzgün yapmaz. Rabıtasını düzgün yapmaz. Murakabesini düzgün yapmaz. Ama yapan bir hanım böyle bir erkekten nedir? Böyle yüz erkekten daha hayırlıdır diyor Büyük Şeyh Efendi Hazretleri. Bu nadir ama vardır sırra şayan. Böyle hanımlar azdır ama, böyle hanımlar azdır ama bu sırra layık olanlar vardır diyor. Var, az ama var. Efendime söyleyeyim. Müşerref oldu buldu vaslı Yezdan. Allah'a ulaşmakla ne oldu? Müşerref oldu. Bakın görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu kullarını ayırmıyor. Çalışana ihsan ediyor. Çalışana ikram ediyor. Bir hanım güzel çalıştı mı işte 100 ricalden 100 erkekten daha hayırlı olabiliyor. Kapı ardına kadar açık. Yeter ki ne olsun? Yeter ki çalışmış olsun. Ricalden hayli var bil gel gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Ha, Allah'a ulaşmakla müşerref olan erkeklerin sayısı kadınlardan daha fazladır diyor Büyük Şeyh Efendi Hazretleri. Ama hanımlardan da vardır. O ki onlardan da var. O zaman ne yapalım? Erkeği de hanımı da âli hümmet olalım inşallah. Efendime söyleyeyim, şeriatı düzgün yaşamaya gayret edelim. Tarikatı düzgün yapmaya gayret edelim. Ta ki bizler de Allah dostlarının böyle övmüş olduğu, böyle sevdiği, saydığı Allah'ın sevgili kullarından olmaya gayret edelim inşallah. Allah-u Teala Hazretleri, o ki bu ilimleri duymayı, dinlemeyi bizlere nasip eyledi, fazl-ı keremiyle hayatımıza tatbik etmeyi de Rabbim cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala آل سيدنا محمد